Tüm Atatürk çocuklarına ve Cumhuriyet'e sahip çıkanlara kutlu bir 19 Mayıs diliyorum. Hemen kafadan konuya giriyoruz. Berat Albayrak'la bu ekonomiyi toparlayamayacağız. Biliyorsunuz kendisine göreve geldiği günden beri neredeyse sonsuz kredi açtım ve büyük ölçüde destek verdim. Bu görüşüm 24 Mart tarihinden itibaren değişti. Niye değiştiğini anlatmak isterim ve Berat Albayrak'ın nasıl hatalar yaparak ekonomideki gidişatı zorlaştığını da size sıralamak isterim. Önce beni çok şaşırtan bir olaydan bahsedeyim. Buraya Türkiye'ye dönmeden önce Cuma günü son bir kez yine New York'taki işte uzmanları ve fon yöneticilerini ziyaret ettim. Bir de güzel bir öğle yemeği düzenlendi. 15 kadar 17 değişik kurumdan katılımcı vardı. Orada ben hiç sormadan konu açıldı. Bir yatırımcı şunu kaydetti. Ben dedi Berat Albayrak'ın toplantısına ikna olmak için geldim. Çünkü Türkiye'de çok güzel getiriler var. Fiyatlar çok ucuz. Yani bir iki umut verici laf duysam gelip alacaktım dedi. Fakat hiçbir şekilde beklentileri tatmin edememiş Berat Bey. Ve söylenen en acı yorum da dersini çalışmamış. Yani rakamlara dahi vakıf değil. Bu beni çok üzdü. Hani herkes doğuştan ekonomist olmak zorunda değil ama en azından ödevini daha iyi yapabilirdi. Çok büyük bir fırsat kaçırmış oldu. Ancak benim görüşlerimi değiştiren bu değildi. Berat Albayrak geldiği günlerde gerçekten dinlemeye çok hazır bir profil çiziyordu. Ben şahsen hiç karşılaşmadım kendisiyle. Menfaat alışverişim de yoktur. Fakat benim dost çevremdeki ekonomistler, uzmanlar sık sık kendisiyle toplanıyordu. Berat Bey görüşlerini alıyordu. Bunların bir kısmı yapılıyor, bir kısmı yapılmıyor. Yine aynı şekilde yabancı yatırımcılarımdan, dostlarımdan Berat Bey'in çok iyi dinlediğini, her türlü öneriye açık olduğu fikrine kapıldım. Nitekim de işte ilk yeni ekonomi programı pek çok kişi tarafından beğenilmedi ama yani seçim öncesi yapılabilecek en iyi programlardan bir tanesiydi. Arkasından yarım yamalak da olsa banka stres testleri yapıldı. Bunlar pozitif gelişmelerdi. Bir noktada nedenini tam olarak çözemedim ama birkaç teori vereceğim size. Berat Bey anladığım kadarıyla dinlemekten vazgeçti. Kendi dar ekibiyle birlikte kapandı. Hazinenin uzman kadrosunda dışladığını söylüyorlar ama tabii bunu ispat edemem. Ve kendi başına çok yanlış kararlar almaya başladı. Bilmiyorum belki hakikaten AKP içinde Sayın Erdoğan emekli olduğunda yerine kim geçecek diye bir yarış var. Bu yarışı kazanmak için bir takım kısa yollara başvurmayı denedi. Kendisi de benim gibi IMF olmadan bu işin çözülmeyeceğine karar verdi ve ipin ucunu saldı. Ne yaptı bu adam da fikrini değiştirdin diyeceksiniz. Ve niye 24 Mart'a kadar bekledin? Şimdi Türkiye'de bütün kararları Sayın Erdoğan alıyor. Bu yüzden de ben kendisine kredi açtım. Çünkü hani daha önce de Sayın Mehmet Şimşek'e atfedilen hataların çoğu aslında onun tarafından yapılmamıştır. Sayın Erdoğan öyle emrettiği için böyle yapılmıştır. Ama 24 Mart'ta swap pazarının kilitlenmesiyle ben sadece Berat Bey'in ve onun ekibindeki uzmanların aklına gelebilecek kurnazlıklar döneminin başladığını düşünüyorum. Ve bunlar Türkiye'ye çok pahalıya mal oluyor. Daha önce de hazine ihalelerinde kamu bankalarının fazla teklif vermesiyle faizler düşük tutulmuştu. Bu yüzden de bugün şu anda bu videoyu çekmeden baktım. Son bir yılda 3 milyar dolara yakın bono tahvil pazarından para kaçmış. Yani orada güven tamamen kayboldu. Yine arkasından hatırlarsanız bankalardaki batık kredilerin paketlenip yani vıdımıklanıp Merkez Bankası'na satılması veyahut da repolanması karşında para basılması teklifi bir balon olarak gündeme getirildi ama bundan da vazgeçildi. Şimdi 24 Mart'ta iş ciddileşti. Bu swap pazarının kilitlenmesi yani benim şahsi kanaatim değil bu. Son 2 ayda Londra'yı, New York'u gezdim. Çok çeşitli gruplarla da telefon aracılığıyla conference call yaptım. Yani oradaki görüşleri yansıtıyorum. TL'ye spekülasyonu önlemedi. Aksine meşru ticari ilişkiler yapan ithalatçı ve ihracatçıları olumsuz etkiledi. Çünkü onlar da swapları kullanıyorlar. Türkiye'de TL bazında bono tahvil hisse senedi almak isteyen insanın swap'a ihtiyacı vardı. O pazar kapandı ve çok derin bir kırgınlık yaratıldı. Çünkü burada bir de prensip meselesi var. Yani batı kafası kurum ve kuralların hakim olduğu alanları seviyor. Oralarda iş yapıyor. Öngörülebilirlik istiyor. Siz işinize gelmediği zaman kuralları değiştiriyorsanız oraya yatırım gelmediğini göreceksiniz. Sonra iş daha da vahim boyutlara vardı. Artık Türkiye'de serbest faiz diye bir şey yok. Yani Sayın Berat Albayrak kontrol ediyor. Türkiye Bankalar Birliği ve BDDK vasıtasıyla bankalara talimat gidiyor. Bunu hem New York'ta ve Londra'da duydum hem Türk bankacılarla konuşmalarımda açık açık yüzüme söylüyorlar. Ne mevduat faizi verebileceğimize bize BDDK'dan telefon geliyor ya da
kredi faizinde şu noktaya çıksak BDDK hemen devreye girip geri almamızı istiyor şeklinde. Şimdi bunlar çok yanlış tabii. Biraz sonra bir video daha çekeceğim. Dolarizasyon niye engellenemiyor diye. En büyük nedenlerinden biri vatandaşa Türk lirasında kalması için yeterince faiz vermiyorsunuz. İkincisi tabii düşük faizle kredi verdiğinizde aslında batması gereken, iş modeli yürümeyen şirketleri bir süre daha yaşatıp zombi haline getiriyorsunuz. Ve bu hatalar devam etmeye başladı. İşte hemen arkasından Merkez Bankası bilançosunun şişirildiğini gördük. Yani swap işlemleri bir tarafta kaydediliyor, bir tarafta kaydedilmiyor. Bu çok acı bir şey. Çünkü Merkez Bankası hakikaten Türkiye'de itibarının zedelenmeyen nadir kurumlardan biriydi. Özellikle onun yayınladığı verilere çok fazla önem atfediyorduk. Şimdi artık edemiyoruz. Yani Merkez Bankası'nın ne kadar rezervi var? Hani Türk lirasına karşı bir saldırı, gerçek bir spekülasyon gerçekleşirse Merkez Bankası'nın ne kadar cephanesi var bunu engellemek için bilmiyoruz. Herkesin ayrı hesabı var. Yani resmi brüt rezervlerin 10, 15, 20 milyar dolar altında rezervi kaldı diyenler var. Ben analitik bilanço uzmanı değilim ama benim güvendiğim dostlarımın hesabına göre de bilançoda 15 milyar dolar açık var. Nereye gitti para diye soruyorsunuz. Kamu bankalarına gitti. Kamu bankaları her gece işte piyasalar kapandığı ya da işlemlerin sığlaştığı anlarda gidip dolar satıyorlar. Doların değerini düşürüyorlar. Ertesi sabah piyasa sıklaştığında büyük yatırımcılar devreye girdiğinde bir kez daha doların yükseldiğini görüyoruz. Sayın Uğur Gürses de Deutsche Welle'de yazdı. Yani 3,5 milyar dolar civarında bir açık pozisyon biriktirmişler. Yani kendilerinde olmayan dövizi borçlanmışlar ve satmışlar. Bu para tabii sizin bizim cebimizden çıkıyor. Çünkü yani hani doları satarsınız, dolar düşer geri alırsınız. Ortada kayıp kazanç yoktur. Hatta belki bu işi kârla bile kapatırsınız. Ama bu dolar satışları başladığından beri dolar hiç düşmedi ki. Her seferinde kamu bankaları zarar yazıyorlar ve sonunda bunu hazine payı olarak biz vatandaşlar cebimizden ödüyoruz. Ve çok acı gerçekler var sevgili dostlarım. New York'tan döndükten sonra da hemen yabancı yatırımcılara toplantılar başladı. Ben sormadan söyleniyor bunlar. Genelde prensip olarak önce Ankara'ya giderler. İşte kamu kurumlarını ziyaret ederler. Bir tanesi şöyle dedi. Vallahi dedi yani biz bu swap meselesini, kamu bankalarının döviz satışını sorduk kamuya. İnkar dahi etmediler dedi. Umurlarında değil dedi. Şimdi tabii böyle şeyler duyduğunuzda Türkiye'ye olan güvenin ciddi bir şekilde sarsıldığını da görüyorsunuz. Yani toplantılarda açık açık nasıl Türkiye'ye uğramadan Türk menkul kıymetlerinde işlem yaparız, nasıl satabiliriz, elimizdekileri çıkartabiliriz şeklinde veyahut da açığa satabiliriz şeklinde yorumlar geliyor. Bunları son derece üzücü buluyorum. İşte bunlar küçük kurnazlıklar, bir devlet adabına yakışmayan. Ben Sayın Erdoğan'ın da böyle şeyler yapacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten hani şeyi müsait değil, birikimi müsait değil. Yani bunlar aslında böyle ince ince planlanmış, kusura bakmayın yatırımcıyı, vatandaşı ve işte devleti kazıklamak için kurulmuş tuzaklar. Dolayısıyla bunlar herhalde Berat Albayrak'ın kendisinden değilse bile ekibinden geliyor. Başka bu işlere karar veren kimse yok ki. Yani bunlardan ne kazanç elde edildiyse, hani mesela dolar şimdi 6.50 olacaktı, 6.06'dan kapattı. Bu mudur kazanç bilemiyorum. Ya da işte kamu bankaları ucuza kredi verdiler, birkaç şirket kurtuldu. Bu mudur kazanç bilemiyorum. Veyahut da Mart 31 seçimlerinin böyle kazanılacağı mı düşünülür? Bunu da bilemiyorum. Ama neyse o kazanç, Türkiye'nin kaybettiği itibar karşısında silinip gider ve negatife geçeriz. Ve bakın, biz Türklerin aslında çok güzel bir huyu var. Çok çabuk affediyoruz, çok çabuk unutuyoruz. Ağzımızdan çıkan sözlerin hemen havada buharlaşıp kaybolduğunu, kimsenin aklına kalbine yazılmadığını düşünüyoruz. Batı kafası böyle çalışmıyor. Yani siz onları bir kere kandırdığınız zaman çok uzun süre geri gelmiyorlar. Bunu mesela turizmde gördük. Allah göstermesin, bir daha terör olayları tekrarlanmasın. Ama Türkiye'de terör var lafı bile 2 yıl turizmi geri attı. Şimdi artık bundan sonra yemin de etseniz bir daha böyle kurnazlıklar yapmayacağız. Her şey kurum, kural, kanun ve yönetmeliklere göre idare edilecek diye bu insanlar geri gelmezler. Çünkü kazıklandıklarını hissediyorlar. Dolayısıyla Türkiye çok şey kaybetti. Yani ne kaybetti ben size söyleyeyim. Hani Mayıs'ta yeniden Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalardan para çıkmaya başladı. Ama yılın ilk 4 ayında 100 milyar dolardan fazla portföy parası girmişti.
bu dönemde Türkiye'den 2 milyar dolar para çıktı. Üstelik dünyanın en yüksek faizlerini verirken, üstelik dünyanın en ucuz borsası bizdeyken. Nasıl söyleyeyim yani, konut fiyatları artık yerin dibine çökerken. Yani insanlar belli ki Türkiye'nin şartlarından değil, sürekli olarak küçük kurnazlıklarla piyasaların ve kurumların manipüle edilmesinden yılmış durumdalar. Dolayısıyla bundan sonra Berat Bey performansını düzeltse de bu güveni geri almanın kolay olmadığını görüyorum. Böyle durumlarda görev değişikliği yapılır. O kişinin yerine başkası atanır ve güven o şekilde tesis edilmeye, bir sinyalleme mekanizması vasıtasıyla tesis edilmeye çalışılır. Seçimden sonra da böyle bir şey olabileceğini düşünüyorum. Babacan geri gelir diyenler var. O görev almam diyormuş ama isimler mühim değil, mühim olan işte her şeyi kurallara göre yönetecek, şeffaf bir şekilde hesap verebilecek bir kişinin bu göreve atanması. Sayın Berat Albayrak da belki Enerji Bakanlığı'na dönebilir. Evet, açıkçası bu konuda fikrimi değiştirdim ve Türkiye konusunda karamsarlığım da arttı, bunu söyleyebiliyorum. Bu arada uzun süredir sorularınıza cevap veremiyoruz. Bu benim burada vermeye çalıştığım hizmetin çok önemli parçalarından biri. Bunun en önemli nedenlerinden biri de işte FaceTime ya da Hangout denedik. Çok fazla troll soru geliyor. Yani başa çıkamıyoruz, bulamıyoruz doğru soruları. Bu yüzden yeniden Instagram'dan videolu soru almaya başlayacağız. Ben de yeniden Instagram'da video yayınlamaya başlıyorum pazartesi günü. Gelecek haftaki yayınımızda bir kez daha sizden gelen sorulara cevap vereceğiz. Bir ufak ricam daha var. Eğer benim analizlerimden faydalanıyorsanız unutmayın, ben para analiz grubunun bir parçasıyım. Ve bütün analizlerimiz de Facebook'ta, aşağıda kaydı var. Sayfamızı takibe alarak anında erişebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum.